Ortada senin ateşlediğin bir silah var, bir yaralı var. Ve sen hala ben yapmadım diyorsun. Ya tamam Mustafa. Bile isteği yapsaydı şu an yanımızda mı olurdu? Varmayın üstüne. Evet. Ben de bunu söylemek için geldim. Nasıl olduğunu anlamadım bile. Abi. Abi. Tamam Zeynep, tamam. Yitirdin mi? Senin ne işin var lan burada? Ömer dur. Ne? Abi dur dur. Sakin ol. Ne sakin ol be? Ya Ömer, sakin ol. Şuna bak. Tetiğe bastıktan sonra öldü mü kaldı mı diye kontrol etmeye mi geldin? Ne? Yok öyle bir şey. Zeynep. Zeynep tamam. Geçmiş olsun. Hayırdır? Ne oluyor? Bir dakika çekil. Arif'in sen misin? Evet benim. Karakola geleceksin bizle. Neden? Onun bir suçu yok, ben şahidim. Doğru söylüyor, biz de şahitlik yaparız. Telaş edecek bir şey yok arkadaşlar. Olan bitenle ilgili birkaç soru soracağız merkezde, o kadar. Niye bağlattın gözümü? Kimsin? Cevap versene. Asıl sen kimsin? Kime çalışıyorsun? Anlat bakayım. Ne demek bu? Burada soruları ben sorarım delikanlı. Cevap ver, kime çalışıyorsun? Asıl sen kimsin? Onu söyle. Niye bağlattın gözümü? Seni tanımamdan mı korkuyorsun? Lafı dolandırma da söyle. Amerikan konsolosu David Naum'la ne ilişkin var? Ona mı çalışıyorsun? Gözümü aç da bana böyle bir şerefsizliği kim yakıştırıyor bir göreyim. Gözünün içine bakarak cevap vereyim. Hmm. Demek müttefik bir ülkeyle çalışmak şerefsizlik ha? Müttefik ha. Onların ittifakı menfaatinin bittiği yere kadardır. Doğru. Peki ya devlet, bu rejim, dost musun, düşman mı? Devlete düşman olunmaz. Bizim davamız bu düzenle. Hep aynı edebiyat, hep aynı muhabbet. Belinize takarsınız bir silahı, düzen değiştireceğiz dersiniz. Silah taşımam ben. Üzerimde bulduğunuz silahtan bahsediyorsan o bana ait değil. Bir başkasının. Gözaltına alınan bir arkadaşımı serbest bıraktırmanı istiyorum. Çünkü haksız yere gözaltına alındığını biliyorum. Senin bunu yapabileceğini de biliyorum. Tamam, tamam. Adı ne? Fakülteden. Arif Ünlü. Polis beni gözaltına alması gerekirken tutup onu götürdü. Beni dinlemediler. Buranın peşinden gitmediler bile. Ne idüğü belirsiz bir imam hatipli için benim karşıma nasıl çıkarsın?
Bir de utanmadan arkadaşım diyorsun bana. Ben bugün senin yüzünden yüzüme yedim. Baban Zafer Erbay. Bugüne kadar benim karşımda çit çıkarmadan emirlerimi bekleyen insanlara karşı yüzüme yedim. Şimdi senin iş güzelliğin yüzünden gidip onlardan ricacı olmamı istiyorsun. Lanet olsun. Her şeyi yaparım. Her yeri yıkarım. Ama bana bir söz vermen lazım. Olaylardan ve özellikle de o çocuktan uzak duracaksın. Tamam mı? Bu akşam hep birlikte ailecek bir yemek yiyelim mi baba? Eski günlerdeki gibi. Olur, peki yiyelim. Şanslı delikanlıymışsın. Desteğin sağlammış. Nasıl yani? Bence daha fazla kurcalama. Ne demek istiyorsan lafı geveleme. Şansını zorlama. Hadi git. Arif Ünlü, hayırdır? Tek başına okulu işgalden kurtarmaya mı geldin? Tarık, lütfen. Arif sadece bana eşlik etti. Elimden gelse bu okul değil ama senin kafanın içini işgalden kurtarırdım. Evet arkadaşlar. Faşist birine eğitim hakkı, söz hakkı, yaşam hakkı verildiğinde ortaya çıkan tipik bir durum. Cumhur Karanfil Halk Mahkemesi kararınca infaz edilmediğinden bu arkadaş buraya kadar gelip küstahlaşabiliyor. Üstelik başka bir devrimci arkadaşımız onu kolundan tutup okulun kapısına kadar getirip cüretini arttırıyor. Ve bu gerici arkadaş devrimci hareketimize saygısızlık yapmıştır. Ben bu okula girmeyi 10 yıl bekledim. Sizin bu işgalcilik oyununuz mu bana engel olacak? Yapma, yapma. Bu noktada çözüm nettir. Arif Ünlü gibi kişilerle onların anladığı dilden konuşacağız. Onlara burada yaşam hakkı tanımayacağız.
Ölümle mi tehdit ediyorsun beni? Ha? Korkup kaçar mıyım sanıyorsun? Senelerce bu okula girmek için bekledim. Düzeni pes etmedim. Size mi eyvallah edeceğim? Bırakma sana anlatmayı. Ne duruyorsun Osman? Vursana şu, vur! Tarık lütfen. Kesin bu saçmalığı. Biz kampüsün önünde avlanmaya gelmedik. Eylemimize de sen gölge düşürüyorsun. Osman, bırak silahı. Hadi. Sıksana, sık! Babamın kalbi kırılmasın diye kabul ettim bu görüşmeyi. Sakın tavrımıza bir yumuşama olduğunu sanmayın. Taleplerimizin tamamı karşılanana kadar işgalimiz devam edecektir. Cemal Bey'e çok müteşekkirim bu konuda. Demokratik taleplerinizin karşılanması konusunda elimden geleni yapacağım. Lakin bu işgal, siz de görüyorsunuz ki beni pek bir müşkül durumda bıraktı. Buraya da uzlaşma yoluyla. Bizim uzlaşmak gibi bir niyetimiz yok Sayın Vali. Taleplerimiz var. Ve hepsi karşılanmalı bu taleplerin. Hepsi. Demokratik talepleriniz olduğuna eminim. Bu hususta elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tek derdim bu meseleyi kansız ve barış içinde halletmek. Bu eylemi bitirecek tek kuvvet devrimci iradedir. Taleplerimizi karşılarsanız ne âlâ. Yok. Bir oyalamaca içindeyseniz. Değil vali. Reisi cumhur gelse hız gelir. Şimdi gidin ve o büyük koltukların işgalcilerine bunu aynen iletin. İfade etmek zorunda kalacaksınız. Ne yapıyorsun Tümay? Ne yapıyorsun? Bu geleceğe siper mi ediyorsun kendini? He? Siper mi oluyorsun? Sen karışma bu işe. Hayır. Ya beni de öldüreceksiniz. Ya da biz beraber çıkıp gideceğiz buradan. Niye bırakıyorsunuz? Cumay! Sen artık bizden biri değilsin. Burada bütün arkadaşların önünde sapını seçtin. Sen artık devrimci değilsin. Gel. Komutanım. Gel Murat. Komutanım. Vali işgalci elebaşının Milli Eğitim müfettişi olan babasını ricacı yapmış ve temas sağlamış. Aynı terhaneleri tekrar edip yaka paça yollamışlar. Vali korumuş ha. Biz devletin şerefini korumaya çalışıyoruz.
Bu beceriksizler kendi koltuklarını korumak için bizim şerefimizi iki paralık ediyorlar. Sen Tarık'ı bul getir bana hemen. Sonra da o vali denecek adamı hemen getir yanıma. Hemen koltuk. Neden böyle bir şey yaptın? Cevap verilemeyecek bir soru mu sordun? Ne sormuştum? Duymadın mı beni? Bir şey düşünüyordum da dalmışım, kusura bakma. Diyorum ki namlunun önüne geçtin. Kendini benim için siper ettin. Neden böyle bir şey yaptın merak ediyorum sadece. Senin yerinde bir başkası olsaydı aynı şeyi yapardım. Eminim sen de benim için aynı şeyi yapardın. Yapardın değil mi? Hayırdır? Komutan seni istiyor Tarık. Yine ne yapmışım? Gidince göreceğiz. Renk vermedim. Sürpriz. Sana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Söylediklerinde haklıydım. Madem haklı olduğumu düşünüyorsun, o halde fakültedeki işgali neden destekliyorsun? İkisi farklı şeyler. Nesi farklı? Ben eşitlikçi, özgür, tam bağımsız bir Türkiye'den yanayım. Eğer bir gün bu ideallerimiz gerçekleşecekse, bunun yanı mücadele etmekten, savaşmaktan geçiyor. Kiminle savaşacaksınız? İçinde yaşadığımız bu bozuk düzen ve onun işbirlikçileri. Çünkü onların çıkarları bizim ideallerimizle çakışıyor. Bu yüzden bizi sindirmeye, yok etmeye çalışıyorlar. Siz de üniversiteyi işgal edip sizin gibi düşünmeyenleri sindirmeye ve yok etmeye çalışıyorsunuz. Hayır. Bu sadece sembolik bir şey. Bu bir başkaldırı, bir mesaj. Neden bunu görmek istemiyorsun? Siz mesaj vereceksiniz diye ben de benim gibi düşünenler eğitim hakkından neden mahrum kalsınlar? Bir de bunun demokratik bir hak olduğunu iddia edeceksiniz. Benim hakkım ne olacak? Bu konuda senin haklı olduğunu söylemiştim. Ama mevzu sadece ben değilim. Ne peki? Mücadele yönteminin kendisi. Sistem seni dışlıyor diye isyan edeceksin. Ama aynısını bir başkasına yapabileceksin. İşte ben bu zihniyeti anlamıyorum. Karanlığı yenmenin yolu onu daha büyük bir karanlıkta boğmak değil. Aydınlatmaktır. Romantik söylemler bunlar. Emperyalizm kölesi olmuşuz. Memleketi her geçen gün daha da bataklığa sürüklüyorlar. Şimdi asıl olan emperyalizmle mücadele etmektir. Kaybedecek vakit yok. Zorbalıkla mücadele olmaz. İlimle, irfanla olur. İnançla olur. Bugünden yarına bir şey değişmez belki. Ama bir kıvılcım çakılır. İnanç ve sebatla körüklersin o ateş. Ben buna inanıyorum. Sanırım bu konuda anlaşamayacağız. Ama en azından senin eğitim hakkının elinden alınmaması konusunda hemfikiriz.
Ona da şükür. Feride, Ömer abinin dükkanından içecek bir şeyler alalım da içimiz ferahlasın ha. Ay Zeynep, ben okula yetişme derdindeyim. Sen ne derdindesin ya? Ya okulun bir yere kaçtı, yok yetişiriz. Tabii Mustafa bir yere kaçmasın da okul bir yere kaçmaz zaten. Mahalledeyiz Feride. Yarın kulağın vardır, bir gören duyan olacak. Gel hadi gel. Ne oldu? Düşününce çok tuhaf değil mi? Kavga ettik. Sen beni polise yakalattın. Sonra kurşunlandık. Canımı kurtardım. Şimdi de ben senin için dava arkadaşlarıma kafa tutuyorum. Ama birbirimizi tanımıyoruz bile. Hayat işte. Konuşmaya fırsat vermeden sürüklüyor bazen. Öyle. Anlat o zaman. Kimsin sen, neler yaparsın? Ben okumayı severim. Edebiyat ve şiire çok düşkünüm. Bir de saat tamir ediyorum. Nasıl yani? Basbayağı saat. Daha çok köstekli saatler. Nereden öğrendin peki? Rahmetli dedemden öğrendim. Ama asıl ustam Hüsnü enişten. Üzerimdeki hakkı büyüktür. Bir saatçi dükkanı var. Boş zamanlarımda oraya gidiyorum. Orada zaman geçiriyorum. Sen bayağı alaylısın o zaman. Öyle galiba. Dedemden yadigar köstekli bir saatim var. Benim için tamir edebilir misin onu? Tabii. En azından etmeye çalışırım. Tek parça geri alabilirim saati değil mi? Kısmet artık bakalım. Emanetin başımın üstüne. Gönlün rahat olsun. İsteyince ikna edici olabiliyor musun? Her konuda değil ama. Bak politika konuşmayalım dedin ama yine dayanamıyorsun. Haklısın. Bu işgalcilik oyunu fazla uzadı. Tadı kaçtı. Haklısınız efendim. Derhal bir müdahale gelmeli. Tarık, kafana sallayıp durma. Bana tasdik değil, tahrik lazım. Ben bu isyanı bastırmayı bilirim de milletin gelen tehlikenin farkında olması lazım. Millet galyana gelmedikçe de biz kendi aramızda çelik çomak oynuyor oluruz, anladın mı? Bir tavsiyeniz var mı? Bana mı soruyorsun? Ses getirecek bir eylem bulun. Herkes bir anda ne oluyor desin. Taraflı, tarafsız herkes. Anladım efendim. Ama dikkatli olun. Fikir sana ait değil, örgütün tamamına aitmiş gibi görünmeli. Tabii. Çıkın. Ne kıvranıp duruyorsun sen? Ne söyleyeceksen söyle çık. Efendim bilmek istersiniz diye düşündüm. Ne? Tümay Hanım bugün itibariyle bütün örgütü karşısına aldı. Yani sizin istediğiniz büyük kopuş nihayet yaşandı. E güzel. Anlat, nasıl oldu? İşin ayrıntısı o kadar güzel değil efendim. Örgütünü ifaz etmek istediği biri için kendini siper etti. Ve herkese posta koydu. Kim? Hakkında size daha evvel rapor geçmiştim. MTTB'nin lider kadrosundan tehlikeli biri. Arif Ünlü. Tamam. Çık. Sana şu valiyi bulup getir demedim mi hemen? Al gel şunu bana.
geldik. Saati şimdi mi verirsin? Daha sonra mı? Senin için de mahsur yoksa dükkana getiririm. Tabii. Olur tabii. Hatta ben sana adres yazayım. Teşekkür ederim. Her şey için. Asıl ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Anneciğim. Kızım bir sohbet etseydik. Sonra annem, sonra. Talebe Birliği prensip olarak bugüne kadar aktif siyasetin içinde yer almadı biliyorsunuz. Fakat Müslümanların düzen partilerinde kelle hesabı yer almaları yerine kendi iradeleriyle, kendi sözleriyle siyasete soyunması açıkçası bana umut veriyor. Arif haklı. Eflatun'un dediği gibi siyasete girmeyen alim cahiller tarafından yönetilmeye mahkumdur. Evet. Benim de tam olarak kastım buydu. Biz kendi sözlerimizi söyleyemezsek birilerinin kulağımıza fısıldadıklarını söylemek ve dinlemek durumunda kalacağız. Üstadın hakimiyeti, gerçek adaleti, halis hürriyeti hakka kölelikte bulmuş bir gençlikten söz ettiğini biliyoruz. İşte bu gençliğin de sanatta, kültürde ve siyasette mayalanma vakti gelmiştir. Çok pasif kalıyoruz arkadaşlar. Fakülteyi ele geçirdik. İşgal ettik. Daha ne yapacağız? Faşistler de edebiyatı ele geçirdi. Mahalle kavgası mı yapıyoruz? Çok büyük bir davanın içindeyiz. Kendimize gelelim. Öyle köşe kapmaca oynamak da bu iş olmaz. Burada konuşsak da bir karar alsak da işe yaramaz ki. Ne yani biz şimdi bütün ülkeyi ayağa kaldıracak bir eylem koyacağız ve kimseden kabul görmeyecek. Öyle mi? Gidelim edebiyatı basalım, geri alalım faşistlerden. Arkadaşlar, ben bütün ülkeyi ayağa kaldıracak ve biz buradayız anlamına gelecek büyük bir şeyden bahsediyorum. Bakın Ankara'daki, ODTÜ'deki arkadaşlara neler yapıyorlar. Başkent Ankara'nın ve buranın sahibi biziz dermiş gibi davranıyorlar. Doğru. Bu ülkenin sahibi biziz. Ve tam bağımsız anlamında bir şey yapmamız lazım. Kendi bayrağımızı çekelim. Fethetmek olur. Bu şahane fikir. İyi de hangi bayrağı? Kızıl bayrak çekelim. Bu resmen... Burası bizim toprağımız, bizim vatanımız demek olur. Ve bugüne kadar yapılmış en etkileyici eylem olur. Bayrağı nereye çekeceğiz? Hukuk binasına mı? Hayır. Herkesin görebileceği bir yere. Beyazıt Kulesi'ne çekeceğiz. Güzel. Gel. Komutanım. Oo, sayın valim, hoş geldin. Şeref verdin. Ne güzel sizi burada görmek. Araya adam sokmaya da gerek kalmadı. Efendim, ne demek? Sizin bizdeki hatırınız çok büyük.
Ulan benim hatırım var da memleketin üniversitesini işgal etmiş eşkıyalarında mı hatırı var? Bir acı kahvelerinde içtin mi buna tekme yemeden önce? Zafer Bey, meseleye bir de benim açımdan bakarsanız... Ne açısı? Kansız, silahsız işgal bitireyim de koltuğum elden gitmesin derdine düşmedin mi? Biz siz koltuklarınızdan olmayın diye mi kelle koltukta dolaşıyoruz lan? Eşkıyaya görüşüyorlarmış gibi araya adam sokmak ne demek? Kendini bilmez 3-5 çocukla devlet adına masaya oturmak ne demek lan? Esasında masaya oturmak gibi değil de... Gözüm üstünde vali. Beni bundan sonra kızdırmayacaksın. Benden ikinci bir emir almadan kimseyle irtibat kurmayacaksın. Ben o işgalcileri o üniversiteye gömene kadar... benden izinsiz tuvalete dahi gitmeyeceksin. Eğer gidersen seni de onlarla birlikte gömerim. Anlaşılmayan bir şey var mı? Al da bak kimlerle masaya oturduğuna. İncele. Dün rüyamda gördüm seni. Ben olduğuma emin misin? Tabii ki. Hem de çok güzeldi. Eminim öyle. Bembeyaz bir elbise vardı üzerimde. Kulağına da bu çiçeklerden birini takmıştım. Halit git başımdan. Bu yalanlara karnım tok değil. Yalan yere rüya anlatılır mı hiç? Çok günah. Hem senin gönlünü almama gerek var mı? Zaten benim değil mi? Değil. Bir düşün bakalım gönlümü almana gerek var mı? Gelme Ömer abi. Aşıklar var burada. Ne oldu Halit? Korktun mu? Ne diyorsunuz lan siz? Ha? Ne korkacağım lan ben? Neyden bahsediyorsunuz? Kız var lan yanımda. Kimlik. Geç. Bekler. Bunu tanıyorum. Kızıl komiserle birlikte. PKP'de takılan tiplerden. Hayır ya. Ben dersime geldim. Benim onlarla bir alakam yok. Ne demek lan? Yalan mı söylüyorum ben? Ne oluyor orada? Zorluk çıkartıyor başkanım. Ben onlardan değilim. Kimlerden değilsin? Sadece onlardan tanıdığım birkaç kişi var. Ne yapalım başkanım? Kırın kafasını. Kötü kişilerle arkadaşlık etmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamış olursun. Getir. He, ne yapıyorsunuz? Bırakın. Ama başkanım, Ömer Reis sadece kontrol için emir verdi. Oğlum, hadsizlere haddini bildirmek için talimat mı gerekiyor? Ben emrediyorum. Yetmez mi? Hop, 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 hop. Nereye hanımlar? Yetişmemiz gereken bir imtihanımız var. Bırakın da geçelim. Siz de bana mı imtihansınız? Bak, kimliğini göster, geç. Aa, kardeşim nesin sen? Polis misin, jandarma mısın? Niye kimlik gösteriyormuşuz sana? Burada polis de benim, jandarma da. Eğer içeri girmek istiyorsanız kimlikleri göstereceksiniz. Sana harcayacak zamanımız yok bizim. Ver şu çantayı. Ya ne yapıyorsun? Çantayı ver. Ne saklıyorsunuz bunda? Yılan! Ne yapıyorsun sen? Ya başkanım, bu kızlar zorluk çıkartıyor bak. Başlarım başkanlığa. Kusura bakma bacım. Sen de kusura bakma Zeynep. Arkadaşlar adına özür diliyorum sizden. Hakikaten çok güvenli bir yer olmuş fakülte arkadaşlarının sayesinde. Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Bunun hesabını sana soracağım. Arkadaşlar bu eylemi yapmayı başarabilirsek bırakın İstanbul'u, Türkiye'yi, dünyaya tavrımızı duyurmuş oluruz. Ülke bizim. İşte bayrağımızı dikiyoruz demiş olacağız. Eylem kararı yayılmadan hemen yapmalıyız. Devlet duyarsa engellemek için elinden geleni yapar. Çok doğru. Vakit kaybetmeden harekete geçelim. Görev dağılımı yapalım. Zaman konuşma zamanı değil, eylem zamanı. Hatırında mı Arif'im? Hani iskemleye oturduğunda ayakların yere değmezdi.
Başını masaya dayar, öyle bakardın. Bugün baktığın gibi. Hatırlamaz mıyım enişte? Hatırlıyorum tabii. Öğrendiğin her bir saat parçası için sıkılmayasın diye sana bir gazoz alırdım. Hakikaten ha. Öyle öyle öğrettin bana bu zanaat. Ha senin gibi usta olamadık ama... acemiliğimizi yonttun çok şükür. Saat tamirciliği sabırlı adam işi. Kanı senin gibi deli akan adam işi değil. Doğru. Rahmetli baban da senin gibi atılgan adamdı. Yiğidim. Şehidim. Şimdi soracaklarımı usulen soruyorum abi. Elçiye zeval olmazdı. Öyle cevaplandır. Öfkelenme. Estağfurullah enişte. Buyur. Halanın aklımdan geçenleri diyor. Enişte. Enişte al istersen bıçağı boynuma çal. Babamsın derim. İbrahim'in İsmail üzerindeki hakkı gibidir. Ama ne olur bunlardan bana bahsetme. Ne olur. Böyle diyeceğini biliyordum. Ama sen de halanı biliyorsun. Söz verdirdi. Soracaksın dedi. Ben şu omuzumdaki yükü atmış olayım da Arif. Şu şehri İstanbul'un bütün saatlerini ayarladın. Bir halamın eşref saatini ayarlayamadım işte. Haklısın. Hala zanaata merakın var mı eski çırak? Burası ahi kapısı enişte. Girmek var çıkmak yok. Böyle öğretmedim. Hadi o zaman. Yövmiyeni peşin vereyim. Yine bir gazoz bana da bir çay kap gel. Hem şu bizim Halit'in bozulan ayarını nasıl düzelteceğiz onu konuşmuş oluruz. Eyvallah enişte. Işık, seninle şu an iyi oldu. Bir fırsatını bul, hemen yanıma gel. Konuşacaklarımız var. Kimseye de bir şey söyleme. Uf ya, o kadar çalıştım, hep oldu tüm gece. Sen dördüncü... Zeynep. Tamam, tamam, çok güzelsin. Hadi git de beklet Mustafa'yı. Tamam, ama sen de uslu dur. Öyle milletle dolaşıp da ortalığı karıştırma. Kızım, bizim arkamızda Ömer Başkan var. Sırtımız yere gelmez. Orası doğru valla. Gerçi senden de korkulur ha. Koskoca Ömer Başkan'ı herkesin içinde fırça çektin resmen. Zeynep, öyle yaptım değil mi? Ayıp oldu. Özür demek lazım Ömer abiden. O kadar bacım dedi, kolladı. Benim yaptığıma bak ya. Salak. Boş ver, boş ver. O takmaz böyle şeyleri kafaya. Bu zaten kabahat onda. Senin gibi deliye bacım derse olacak olan bu. Hadi gidiyorum ben. Sen dikkat et tamam mı? Kimseye dalaşma tamam. Sen git. Hop dur bakalım. Şimdi sana sınavının en büyük sorusu. Sen Ömer'e güvenip bana cazgırlık yapıyorsun ama... ben senin o güvendiğin dağlara kar yağdırmaz mı? Yürü git işine be. Ya ne yapıyorsun? Kızım. Bak benim adım Yıldırım. Lan içeri! Buyurun Zafer Bey. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Gel. Komutanım, Işık Hanım geldi. Gelsin.
Merhaba enişte. Gel ışık, otur. Ne içersin? Bir şey içer misin? Yok enişte, ben bir şey içmeyeyim. Zaten kimseye haber vermeden geldim. Çok kalamam. Tümay'ın bu Arif Ünlü denen çocukla yakınlığı nedir? Bir yakınlığı yok. Ne yakınlığı olacak? Bak Işık, ben yalanı dolanı sevmem. Her şeyden de haberim var. Lafı gevelemeden anlat. Enişte, gerçekten bir şey yok. Sen herhalde üniversitede olan olayları soruyorsun. İşgalciler bu çocuğu İmam Hatip'li diye üniversiteye sokmak istememişler. Tümay'da çocuğu korumaya kalkmış. Herkesin okuma hakkı vardır diye. Bu. Yoksa gerçekten aralarında bir yakınlık yok. Ona mı kalmış bir şeriatçıyı korumak? Okuma hakkı ona mı kalmış? Enişte, Tümay'ı bilmiyor musun? Nerede bir dayatma, nerede bir zorlama? Hemen karşı çıkar. Kendi grubu olsa bile. Tamam kızım, ben de bunu diyorum işte. Ona göz kulak ol. En yakındaki olan sensin. Karışmayın şu olaylara. Enişte, ben... Bu son. Eğer bir daha olaylara karışırsanız Tümay bir yana senden hesabını sorarmışık. Tamam enişte. Tamam, şimdi git hadi. Geç kalma, nereye gideceksen. Peki. Emredin efendim. Yine ne aldın kim bilir? Ne var bunun içinde? Ben varım. Nasıl yani? Kalbim var. Ruhum var. Zeynep. Ümidimiz, inancımız var. Ay çok merak ettim. Ben okudum hem de satır satır. Mustafa'nıza söylemek istediklerini içindeki mektuba nakşetmiş. Ah Mustafa. Senin mektupların, şiirlerin arasında bir ömür geçiririm. Aması ne Zeynep? Ben böyle köşe bucak kaçmak, aileme oyun yapmak istemiyorum. Konuş artık Arif abimle. Arif abiyle. Ne olacak? Onu anlatamayacağız da kime anlatacağız derdimizi Mustafa? Hem bugün hayırın diye diye erteledik hep. Ben bu şekilde dayanamıyorum artık. Az daha dayan Zeynep. Biraz daha sabret. Gidip konuşacağım artık. Gözü kararttım. Sahiden mi Mustafa? Sahiden ya gözümün nuru. Sahiden. Bu saatten sonra geri dönüş yok buna. Gemileri yaktım. Dik dur. Çok kısaltma ama. Tamam kızım, merak etme sen. Işık. Nerede kaldın kızım? Geldim işte teyze. Sanki bilmiyorsun. Siz geç kalınca benim aklım çıkıyor. Yürüdüm biraz teyze. Yürümüşmüş. Anneciğim tamam bırak. Dur, daha almadım boyunu. Kısa kalacak. Tamam, bekle. Bırak bırak, sonra hallederiz. Ya bir işi de bitirtin ya.
Ne yapıyormuş bakayım benim kuş lokumum? Ne yapayım anne, kitap okuyorum işte. Öfleme ömür törpüsü, öfleme. Anneye of denir mi kızım? Az evvel kuş lokumuydum, şimdi ömür törpüsü mü oldum? Daha bakalım neler diyeceksin bana. Anneyim ben, istediğimi derim. Zeynep, şu geçenki mesele hakkında bir türlü konuşamadık ana kız. Hangi mesele diyorsun? Anla işte. Hani Arif'le sen. Anne, sen ne diyorsun hala? Tamam anladık, sen istediğini söylersin hakkındır ama her istediğini yaptırtamazsın bana. Arif abim benim için öz abiden farksız. Sen bu meseleyi her açtığında benim ömrümden ömür gidiyor gibi hissediyorum. O ne biçim söz yavrum? Allah benim ömrümden alsın, sana versin. Anne, Allah sana uzun ömür versin anne. Ama biraz da insaf versin ne olur ya Rabbim. Anne sen nasıl söyleyebiliyorsun böyle bir şeyi? Bak kızım, aynı çatı altında büyüdünüz. Birbirinizin huyunu suyunu iyi bilirsiniz. Ben sizin saadetiniz için söylüyorum yavrum. Anne sen eğer benim saadetimi düşünüyorsan bir daha bu konuyu açmazsın. Bu ihtimal de zil kafandan. Sen iyi bir şey yaptığını sanıyorsun ama beni de Arif abimi de çok kırıyorsun. Şu haline bak, farkında bile değilsin. Zeynep. Zeynep. Ya Işık hadi anlat. Yok bir şey dedim ya Tümay. Işık. Tamam sabah ben nazlandım ama akşama da devam etmesin. Anlat hadi. Eniştemin yanındaydım bugün. Üniversitede olan olayları biliyor. Hani Tümay'a sahip çıkacaktın dedi, bana kızdı. Lütfen artık birazcık daha dikkatli ol. Ne alakası var ya, ben kendi kendime sahip çıkamıyor muyum? Ben konuşurum onunla, tamam mı? Tümay, sakın bir şey söyleme, enişten mahveder beni. Şu Arif olayını da sordu, yakınınızı falan. Bence birazcık daha dikkatli olsan iyi edersin. Kahveler oldu. Bizim hayatımızı böyle kontrol etmeye hakkı yok o adamın. İzin vermemeliyiz buna. Tümay, o adam dediğin senin baban. Böyle babalık mı yapılır ya? Kızlar hadi. Teyze tamam geliyoruz. Tümay. Hadi gel aşağıda güzel güzel kahvelerimizi içelim. Bari anneni üzmeyelim ha. Kadıncağız zaten çok mutsuz. Hadi. Tamam tamam. Neymiş bu kadar önemli olan? Bugün bir eylem kararı aldık efendim. Size danışmadan harekete geçmek istemedim. Neymiş? Beyazıt Kulesi'ne kızıl bayrak dikeceğiz. Güzel. Kedi oralı bir fare yakaladım Tarık. Hem de büyük bir fare. Yarın o kulede o bayrak dalgalanmazsa seni asarım o kuleye. Haberin olsun. Çaresizim, çaresiz. Gün gelir arkasından, koşarsın bekledersin. Bir kere dönüp bakmaz, çaresizim, çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Thank you.
beklerim gelmez, haykırırım duymaz, ağlarım bilmez, çaresizim çaresiz. Ne yapsam bilmem ki, arkasından gitsem mi? Sonunda ayrılık var, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı sevmez, gel dersin gelmez, bu acı bitmez, çaresizim çaresiz. Bir zamanlar ne mutluyduk, gelecekten umutluyduk, gittin her taraf sessiz, çaresizim çaresiz. Bir gün gelir aşk biter, insafsızca terk eder. Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Bazen kendi kendine bile sormaktan kaçtığın sorular vardır ya. Biri çıkar karşına pat diye sorar. Sonra elin ayağın birbirine karışır. Hah. Şükürler olsun. Ya biraz daha konuşmasaydın sıkıntıdan patlayacaktım ha. Dökül bakalım, anlat. Sen niye konuşmuyordun? Sen boş ver şimdi beni. Anlat bakalım, soru diyordun. Çıkar karşına pat diye sorar işte. Yüreğinin en hücra köşesindeki sırra dokunur. Sonra içinde bin bir çiçek açar. Sonra da bir fırtına çiçekleri savurur da savurur. Allah Allah. Seni hangi kız böyle şair etti kardeşim ya? Biz senin dilin açılsın diye bekliyorduk. Sen bade içmiş aşık gibi şakımaya başladın. Ne kızı ne aşığı oğlum. Ne aşkı mı? Bak göstereyim. Hani böyle saz çalanlar var ya. Türkü falan söylüyorlar. Aşık Veysel gibi. Ne sandın ya? Onun cevabı sende. Komünist kız mı yoksa? Hani o bin yıllık arkadaşını ekipte himayen altına aldın. Evet o kız. Beni savundu mu? Hem de sana karşı değil. Fakülteyi işgal eden solculara karşı. Ne? Sen şimdi bunu baştan anlat bakayım bana. Şimdi heyecanlı olmaya başladım. Başını boş ver. Asıl film sonunda koptu. Sen de benim için aynını yapar mıydın diye sordun. He. Sen de böyle kaldın değil mi karşısında be? Bak o kızıllar beni vuraydı da senin bu sözlerin beni vurmayaydı der gibi. Ya bir dur, senin de işin gücün makara. Oğlum kızı iyi niyetinden yaptı. Ama ben aynını yapar mıydım?
tüm inandıklarım, tüm arkadaşlarımı onun için karşıma alır mıydım? Vallahi bilmiyorum. İyi niyetindenmiş. Ne iyi niyet ya? Aç lugata bak. Bu orada aynı yiyen yazılı. Musafi aşk. Senin canın dayak istiyor bence. Ya ben seninle ciddi hiçbir şey konuşamayacak mıyım? Allah Allah. Kızın karşısında elin ayağın titremiş heyecandan. Burada gel bu garibana artistlik yap. O da iyi be. Helal olsun kıza. Siyasi şubenin zehir hafiyelerinden daha yaman sorgucuymuş. Sen beni boş ver de... seni dilsiz yapan şey ne? Onu anlat. Boş ver. Bizim şakımamıza daha var. Hayırdır Zeynep? Abi bir dakika gelir misin? Abi kusura bakma. Bu saatte önünü keser gibi oldum ama... konuşamadık biz hiç. Kötü bir şey mi oldu? Abi... annem... bu mevzulardan bahsediyor. Bahsetmesin abi. Bitsin artık bu konu. Annemle mi konuşuyorsun, babamla mı bilmem ama... ben çok utanıyorum abi. Utanılacak bir şey yok. Sen benim kardeşimsin. Zeynep. Sen benim kardeşimsin. Ha? Gül işte böyle. Eniştemle konuşurum, merak etme. Hadi gel. Abi ne gerek vardı ya? Beni böyle giydirdin. Oğlum bu işin raconu böyle. Hem kulağıma rivayetler çalındı. Kavgaya dövüşe çok hevesliyiz. İşin sanatını öğren de bari dayak yemedin. Hadi saldır. Abi dalga geçme ya. Oğlum ne dalga geçmesi? Koskocaman adamla dalga mı geçilir? Hadi saldır. Abi. Bu minderde abim abi yok. Saldır. Ders bir. Düşmeyi öğrenmeden düşürmeyi öğrenemezsin. Kalk. Ders iki. Rakibinin açığını görmeden saldırma. Kalk. Büyüklerini dinlemezsen böyle sinek gibi yapışırsın işte. Bu da mucuda kuralı. Hayır. Arif Ünlü kuralı. Orada bulunan arkadaşlarımız gördüler. Benim davranışım politik değil, insancıldı. İşgal eylemine veya devrimcilere karşı bir saldırı teşebbüsü yoktu. Dökülecek kanın özellikle bize
ve mücadelemize zarar vereceğini düşündüm. Orada bulunan arkadaşlarımızdan başka söz isteyen var mı? Ben o günün sıcaklığıyla öfkelendim Tümay arkadaşımıza. Fakat olayları salim kafayla düşündüğümde ona hak verdim. Bireysel öfkelerimizin amaçlarımızın önüne geçmesine izin vermemeliyiz. Tümay aslında bize bunu gösteriyor. Senin bir itirazın var Tarık arkadaş. Var. Ama madem herkes bir devrimcinin, bir İmam Hatip yobazı için kendini namluların önüne atmasını, feda etmesini normal karşılıyor, ben de itiraz etmeyeceğim. Saygı duyacağım. Sanırım bütün görüşler aynı yönde. Evet. Tümay arkadaşın davranışı politik değildir. Dolayısıyla değerlerimize ve yoldaşlarımıza ihaneti söz konusu değildir. Tekrardan komüne dahil olabilir. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biraz su iç. Ne oldu? Ha? Abi öldürdün beni ya. Gerçek hayatta gerçek yumruklar yiyeceksin. Hazır değilsen kavgaya bulaşma. Hem en büyük delikanlılık efendiliktir. Bunu da sakın unutma. Bugünlük judo dersi bitti. Sıra hayat dersinde. Şimdi talebe birliğinin matbaasına gideceksin. Dergileri taşıma işine koyulacaksın. Tamam mı? Abi pesilimi çıkardın zaten. Bir de gidip onları mı taşıtacaksın bana? Horoz gibi ötmek, hindi gibi kabarmak mesele değil. Zaten bu davaya horoz da hindi de lazım değil. Bize adam lazım oğlum. Adam. Bak itiraz istemiyorum. Sevdasını taşımadığın fikrin kavgasına girersen böyle pestirin çıkar işte. Sevdalı adam sevdası uğruna zahmet çekecek. Hadi kalk. Hadi. Hadi kalk. Ne unuttunuz? Müberra abla. Sana anlatacaklarım var. Ne oldu hediye? Gel. Otur abla. Ay ne oldu? Sabah sabah yangında mal kaçırır gibi. Müjdemi isterim mi desem? Vallahi çok temiz kalpli kadınmışsın. Duaların kabul oldu mu desem? Ne desem bilemedim. Ay ne oldu? Çatlatma insanı. Ne olmadı ki? Senin burnunun dibinde olanlardan haberin yok. Allah'tan benim gözümden hiçbir şey kaçmıyor. Ay hediye çatlatmasını insanı söyle. Dün gece bu gözler neler gördü neler. Senin Zeynep'le Arif dün gece bahçenin bir köşesinde çifte kumrular gibi fısıldaşıp durdular. Ay yok artık. Tövbe tövbe. Bak günaha girme hediye. Aa. Gözlerimle gördüm diyorum Müberra abla. Yalanım varsa gözlerim şurada önüme aksın. Arif'le Zeynep gecenin bir yarısı bizim bahçede ha? Evet. Hem de Zeynep camda bekledi Arif'i. Tam gelirken sessizce kapıya çıktı. Sonra böyle şşt işareti yaparak kolundan tuttuğu gibi kenara çekti oğlanı. Allah'ım şükür mü edeyim? Ne yapayım? Sen yardım et ya Rabbim. Şükret şükür. Hem de vallahi çok neşeliydiler yani ben söyleyeyim de. İnşallah ya Rabbim inşallah.
Tarık arkadaş. Aslına bakarsan içime sinmedi bu iş. Kör göze parmak bir hareket. Beyazıt Kulesi'ne bayrak çekmek. Ama toplantıda komiteyi ikna ettim. Mecbur uyacağız. Sen buranın aslında yangın kulesi olduğunu biliyor muydun? Bu kuledeki gözcüler yangın yerlerini tespit edip herkese duyururlarmış. Biz de şimdi öyle yapacağız. Beyazıt Kulesi'nin tepesine kadar çıkıp yangın var diye bütün ülkeye duyuracağız. İşgalimizi herkes öğrensin istemiyor muydu? Gör bak, yarın bütün gazeteler 8 sütuna manşet geçecek. Arkadaşlar, Arif'in başına bir hadise geldi. Biz de kardeşlerimiz arasında infiale yol açmaması için duyurulmaması kararını aldık Arif'le. Üniversitedeki işgalciler Arif'e silah çekmişler. Boş ver. Bildirilerde senin ismini görünce kıskandım. Ben de heveslendim. Arif, sen ciddiye almıyorsun ama durumlar gerçekten kötü. Sen nasıl gireceksin fakülteye? Cumhur nasıl girecek? İkiniz de mümlendiniz. Arkadaşlar, siz bana emanetsiniz. Birinizin başına en ufak bir şey gelse ben ailenizin yüzüne nasıl bakarım? Ailemin daha haberi yok başkanım. Babam hadiselerden endişelenip mektup yazmış. Ben de bizden tarafa bir sıkıntı yok. Güllük gülistanlık. Okula gidip geliyoruz işte diye cevap yazdım. Allah affetsin. Senin baban demirciydi değil mi Cumhur? Demircinin oğlu hakim. Şehit hocanın oğlu savcı olabilsin diye biz bu yola baş koyduk. Ve buna engel olacak her ne varsa bunun karşısında duracağız elbet. Ama ne olur dikkatli olun arkadaşlar. Sizden tek ricam beladan uzak durun. Bir arkadaşımın tabutunu sırtlanmaktansa bütün dünyayı sırtlanmayı tercih edin. Haklısınız başkanım. Bir de mümkünse hepiniz şu bekarlıktan bir an önce kurtulun arkadaşlar. Mürüvvetinizi gösterin şu abinize ya. Burada sadece sünnet düğünü yapmayalım değil mi? Hayırlısı bakalım başkan. Fotoğraf makineni kap, üniversiteye gel. Büyük olay olacak üniversitede. Ha bir de yalnız gel. İşgal var ya içeride. İki kişi içeriye almam zor olabilir. Evet, tamam. Hadi bekliyorum. Haber elemanına bu kadar güveniyorsun ha? Evet komutanım. Kendisi hem yetenekli hem de güvenilir bir arkadaş. İstihbaratta bilgi olur. Bilginin kaynağı olur. Arkadaş olmaz. Düşman olur, dost olmaz. Bunu sakın aklından çıkarma Murat. Haklısınız komutanım. Lafın gelişi. Müsaade ederseniz kendisini çağırayım. Size aktarmak istediği önemli bilgiler var. Çağır gelsin. Gel. Demek meşhur Remzi sensin. Evet efendim. Umarım ismimin şöhreti olumludur.
Olumlu, olumlu. Murat senden övgüyle bahsetti. Uzun süredir mültecilerin arasındaymışsın, öyle mi? Evet efendim. Uzun süredir MTTB içindeki gizli vazifemi yürütüyorum. Güzel. Hava nasıl oralarda? Kıbleli rüzgarlar esecek gibi mi? Evet efendim. Ancak hesaplı olmayan bir rüzgar esti. MTTB'nin bu işe el atması işi fırtınaya dönüştürebilir. Neymiş o fırtınanın adı? Erbakan. Erbakan mı? Şu ticaret odası seçimini kazanan zat değil mi bu? Ne olmuş ki ona? Komutanım, kendisi aktif siyasete hazırlanıyor. Talebe Birliği de tüm kuvvetiyle onun yanında olma kararı aldı. Bu iyi değil. Onları olabildiğince kanuni zeminden ayırıp sokağa çekmeliyiz. Senin onları silahlandırmaya teşvik çalışmaların varmış. Sonuç ne? Efendim, olumsuz maalesef. O konuda elim kolum bağlı. Elin kolun bağlı değil Remzi. Bakış açını değiştirmen lazım. Senin onları silahlandırman için onların rıza göstermesine gerek yok ki. Bilmez merdivenmiş bu. Hadi oğlum. Nefes bekler. Devrim beklemez. Abi, nefes kesen devrimcilik için benim aklıma pek yatmadı. Devrimi diri görsek olmaz mı? İlla ölmemiz mi gerek? Oğlum, devrimden önce kendi çocukların yerler diye bir laf var. Duymadın mı hiç? Abi bırak şu troçkiyi. Devrimci adam tutkuludur. Kolay vazgeçmez. Bir Beşiktaş'tan bir de Turaçki'den ölsem vazgeçmem. Hadi Beşiktaş ha. Sen benim endişelerimi anlamıyorsun galiba. Karşı devrimcileri fazlasıyla tahrik edebilir bu bayrak meselesi. Bunu eylemimizi ve hareketimizi Moskova uşağı gibi göstermek için kullanabilirler. Ne zamandan beri düzenin işbirlikçileri alınır diye eylem kararından vazgeçiyoruz arkadaş? Tarık. Sen benim devrimciliğimi ve kararlılığımı mı sorguluyorsun? Yoksa aslında liderliğimi mi sorgulamak istiyorsun? Aklından geçen ne? Bayrak asıldı. Bayrak asıldı. Kızıl bayrak dalgalanıyor. Bu konuşma tamamlanacak. Bugün değilse yarın. Üniversite bizimdir. Akın barakın. Güneş yakın! Güneşin zapt edeceğiz! Güneşin zaptı yakın! Yangın var, yangın! Polis nasıl müsaade etmiş bunlara? Ya çok bayrak yaptılar buraya ya. Kızıl bayrak çekmişler ya. Bu Kızıllar Beyazıt Kulesi'ne. Memleketin göbeğine kızıl bayrak astı mı kardeşim? Astı. Peki burası bizim. Gücü yeten gelsin alsın dedi mi? Dedi. Peki bütün bunlar olurken biz ne yaptık? Anca çay kahve lak lak. Ne yapabiliriz ki? Devlet bile giremiyor oraya. Devlet yoksa sen de mi yoksun kardeş? Zaman durma zamanı değil. Zaman vurma zamanı. O kızılları açtıkları bayrağı kefen diye sarıp gömme zamanı. Biz ne yapıyoruz? Biz daha kendi fakültemizi koruyamıyoruz ki. Bizim fakültemiz olmuş yol geçen an. O da geçsin tanıdık. Bu da geçsin tanıdık. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Sen niye geldin Yıldırım? Hı? Doymadın mı tezvirata izip çevirmeye? Teşkilata küslük olmaz diye geldim ben başkan. Ayrıca Beyazıt Kulesi'nde kızıl bayrak dalgalanırken
ülküdaşlar birbirine düşmesin diye geldim. Bir şey yapmayacak mıyız başkanım bu hususta? Kanımıza dokunuyor. Benim de kanıma dokunuyor. Ama başkasının yazdığı filmde oynayıp figüran olmak da var işin sonunda. Göze gelmemek lazım. Biz adım atsak ensemizde biten polis. Koca üniversiteyi 3-5 tane kızıla neden bırakıyor? Bunu düşünmek lazım. Düşün başkanım, düşün. Ömer Başkan zaten hep böyle mevzularda düşünür. Mevzu ülküdaşları olursa hep düşünür. Ama mevzu... Arif ve akrabaları olursa hemen hamle yapar. Hatanı anlarsın diye ses etmedim Yıldırım. Ama sen hala aynı havalardasın. Seni burada ayağımın altına alıp pırt pırt yapmadan defol lan burada. Defol. Lan. Bir daha da bu teşkilattan içeriye girip çıkma. Oturun arkadaşlar. Gel. Tarık bugün büyük iş başardı efendim. Haberler çok iyi. Beyazıt Kulesi'nde kızıl bayrak dalgalanıyor. Bence hemen baskın verip bakın Moskova uşaklarının işini bitirdim dememiz gerekiyor. Sen hala bir amatörsün Murat. Sen de kurmaylık kabiliyeti eksik. Biliyor musun? Elindeki malzemeden en yüksek faydayı nasıl sağlarsın bilmiyorsun. Diyelim ki senin dediğin gibi yaptık. Polisi hemen devreye soktuk. Bu kızıl bayrak meselesini kim duyacak? Sen, ben, bizim olmam. Ama biz ne yapacağız? Biz bekleyeceğiz. Yarın bu hadisenin gazetelerde, bilhassa da savcılar için çıkarttığımız gazetelerde yer almasını sağlayacağız. Sağlayacağız ki intihal olsun. Milleti önce tutuşturacaksın. Sonra yangını körükleyeceksin. Su diye feryat ettiklerinde benzin dökeceksin. Benzin dökeceksin ki iyice canları yansın. Ve bu yangını kim söndürürse her şeylerini ona teslim etsinler. Anladın mı? Ondan sonra itfaiyenin sirenleri çalacak. Anladım komutanım. Şimdi benzini dökmeye başlayalım. Öyle bir canları yansın ki bizim kıymetimizi anlasınlar. Tamam mı? Arkadaşlar, ben size silahlanmamız gerekiyor dediğimde benimle dalga geçtiniz. Ne oldu şimdi? Cumhur okulundan oldu. Mustafa, size söylüyorum. Arif kardeşimiz canından oluyordu. Ne yaptılar adamlar, durdular mı? Diktiler kuleye kızıl bayrağı, sallandırıyorlar. Ya Remzi, Cumhur da ben de kendi mevzumuza senin kadar dertlenmedik. Sen ne kadar düşünceli bir arkadaş oldun böyle ya. Allah Allah. Ya Remzi, tamam bizim silahımız yok. Devletin topu tüfeği de mi yok? Niye sessiz kalıyor? Niye müdahale etmiyor? Selman haklı arkadaşlar. Bir oyun dönüyor. Önce onu anlamak lazım. Ya başkanım, anlatamıyorum galiba. Bak, ben babamın taşlı tarlaları için gam çekmiyorum burada. Adamlar şehrin merkezine kızıl bayrağı diktiler, sallandırıyorlar. Yarın Hazreti Fatih mezarından kalkıp gelse, emanetimi ne hale getirdiniz dese ne cevap vereceğiz? Bunu düşünüyorum ben, onu soruyorum size. Hazreti Fatih, fetihten önce senelerce hazırlık yaptı. Hisar yaptırdı,
donanma kurdu, top döktürdü. O nasıl vaktin erişmesini beklediyse biz de bekliyoruz. Konuş başkanım, konuş. Ayrıca arkadaşlar, Ulubatlı olmanın, Fatih olmanın mayasında sabır vardır, sabır. Telaş değil. Bir de Akşemseddin'lerin huzurunda diz kırıp fikir danışmak vardır. Arif. Efendim başkan. Hüsnü abiye söyle. Bu gece eğer müsaitlerse Zahit Kotku Hazretlerine bir gidelim. Vallahi çok iyi olur başkanım. Ya ne zamandır hasret kalmıştık Zahit Efendi'nin sohbetine. Tamamdır başkanım. Zamanla haber ederim inşallah. O halde ne diyor şair? Yürü hala ne diye oyunda oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Hadi o zaman. Gerekli zemin oluştu. Artık müdahale vakti geldi. Yarın ne olursa olsun kampüse girilecek ve işgal kırılacak. Yarın sol kroşeyi indireceğiz. Ardından da komutanın emrettiği sağ kroşeyi çakıp işi bitireceğiz. Biz her zaman hazırız da bu vali, vali zorluk çıkarıyor. Eylemcilerle görüşüp netice alabileceğini sanıyor. Valiyi dert etme sen. Komutan o sıkıntıyı halletti. Nasıl? Nasılını boş ver Bekir. Senin işin merak etmek değil, netice almak. Benim işimi de herkes benden iyi biliyor zaten. Biliriz başkan, biliriz. Senin işini de biliriz. Özel zevklerini de biliriz. Kirli çamaşırlarını biliriz. Hatta çocukken komşunun bahçesinden çaldığın erikleri bile biliriz. Tamam, anladım. İki operasyon da hasarsız geçecek. Zafer Komutan'a söyleyebilirsin. Ha şöyle Bekir. Hani bir laf var ya. Senin bildiğin kadar benim unutmuşluğum var diye. Biz aksine bildiklerimizi de unutmayız. Hatta tek tek fotoğraflar kaydederiz. Olur da unutursanız hatırlatalım diye. Eve güzel yavrum, iki saattir sağ sesinden başka bir şey duyulmuyor dükkanda. Oturdun tezgahın başına. Ha babam, çalış da çalış. Senin bir derdin var belli. Olmasa böyle söz orucuna girmezsin. Akreple yelkovan arasına kalbini sıkıştıran ne sen onu sor. Gönüllerin ayarını da hemen sezersin enişte. Büyük ustasın valla. Büyük ustaya akşam gideceğiz. Kalplerin zembereğini kurma üstadı Zahid Efendi Hazretleri'dir. Bizimki kasabın kedisinin baka baka iş öğrenmesi. Olmaz ya. Olduğu kadar işte. Sen söylemedin hala derdini be evladım. İşte akşam Zeynep'le konuştuk. Abi ben artık çok bunaldım dedi. Belli ki halamın ısrarı onu da canından beslemiş. Vallahi bu konu açıldığında ben de çok kötü oluyorum. Yer yarılsa da yerin dibine girsem diyorum enişte. Yerin dibine girmeyin evladım. Yerin dibine girecek bir şey yok. İkiniz de başımızın tacı oldu. Halan kötü bir şey söylüyor ama kötülük olsun diye söylemiyor. Halanı tanıyorsun.
O da anlayacak hatasını günü geldiğinde. Ben ne düzelmez saatleri hale yola koydum. Salise bile şaşmadılar. Halanı da çözerim, sen kafana tak. Dert etme. Eyvallah. Kolay gelsin. Hayırdır Velid Efendi? Bu ne hal böyle? Sorma Şükran. Arif abim canımı çıkardı resmen. İyi yapmış, o olsun. Kim bilir ne kabahat işlediysen yener. Öyle deme ama. Biz evlenince ben bir kabahat işlesem... sen yine hep böyle benim canıma mı okuyacaksın? Sen gene rüya görüyorsun Halit. Ne istiyorsan, ne alacaksan söyle. Bir şey almayacağım. Annem çağırdı. Uygunsa gelsin de bir iğne yapıversin dedi. Olur, gelirim. Kolay gelsin. Sağ ol. Gelsin. Hoş geldin kızım. Buyurun. Arif saatimi tamir edecekti de. Hoş geldin Tümay. Enişte Tümay üniversiteden arkadaşım. Hüsnü eniştem. Memnun oldum. Ben de kızım. Hoş geldin, buyur. Buyur kızım. Otur. Ben iki çay kapıp geleyim. Dur Arif. Ben alır gelir. Sen kızımızın tamirat işiyle ilgilen. Dedemin saati. Hala tahmin edebileceğini düşünüyor musun? Evelallah. Ne çok saat varmış. Bir saatçi dükkanı burası. Değil mi? Fotoğraftaki sen misin? O asıl saat de eski duruyor. Tahmin edemediniz mi onu? O saatin hikayesi tamirine engel oluyor. Bak şimdi sen böyle söyleyince merak ettim o hikayeyi. Bu saat de çok güzelmiş. Ama enişteme göstermem lazım. Böyle saatler ustanın onayı olmadan açılmaz. Tamam enişte. Hı hı. Yine ne istiyor? Yarın kesinlikle okula gitmeyeceksiniz diyor. Tabii böyle uzaktan uzaktan söylemesi kolay. E Tümay'ın bizi dinlemediğini o da biliyor. Bakalım yine neler olacak.
Evet, çaylarımız da geldi. Zahmet ettiniz, ne gerek vardı? Estağfurullah kızım. Bizim çayımız güzeldir. Buyur Arif. Eyvallah enişte. Buyur enişte. Otur, otur. Arif, geç evladım. Güzelmiş gerçekten. Güzeldir çayımız, afiyet olsun. Saat bu. Vay, vay, vay. Böyle vay 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 denilecek bir şey mi? Yani benim için çok değerli ama markasını falan bilmiyorum. O zaman ben söyleyeyim. Zamanında bunlardan çok az üretti. Öyle her köşe başında bulunan saatlerden değil. Sanki dedemin kokusu parmak izleri hala üstünde gibi. Ben küçükken bazen bu saatin tik taklarını dinleterek uyuturdu beni. O yüzden bu kadar değerli. E onu asıl değerli kılan da bu zaten. Belli ki değeri markasından çok daha fazla. Aynen öyle efendim. Markasını bilmiyorum. Dedemin saati işte. Benim için markası da bu zaten. Arif ne yapar eder? Bu saati tamir eder. Tamam anneciğim. David sana ulaşamamaktan şikayetçi. Uygun olduğumda ben ona ulaşırım. Bilmem gereken bir şeyler var mı Zafer? Çok gerginsin. Bilmen gerekenden fazlasını biliyorsun zaten Nesler'e. Başka bir şey yok. Peki. Anarşi bu cemiyetin kanına bir zehir gibi zerk ediliyor. Bu daha da artacak. Lakin bu zehrin esas kaynağı o zavallı çocuklar değil. Mektebinde okuttuğu ana kuzularını bu millete düşman eden sahte alimlerdir. Onlara izin veren amirlerdir. Buna sessiz kalan dilsizlerdir. Velhasıl baştan sona çürük bir nizamdır. Yiğit kardeşlerim, pehlivanlık hadise çıkaranı bulup devirmek değil, pehlivanlık onu bu yola salana bulup devirmektir. Bu bozuk düzenin yerine adil olanı, haktan, hakikatten yana olanı getirmektir. Sor evladım. Çekinme sor. Güzel sual sormak ilmin yarısıdır der Allah Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim. Sistem tüm kuvvetiyle üzerimize gelirken buna nasıl dayanacağız? Bu işin sırrı nedir? Hakikat yolcusu olarak. Hakikat yolunu bozamayanlar yolcusuna musallat olurlar. Peki bu nasıl olur? Doğruya yakın yanlışları önlerine sererek zihinlerine musallat olurlar.
sen hak yolunda yürüdüğünü sanırsın da... batıl sana musallat olur. E bir de bakmışsın, düşmanın gibi düşünüp onun gibi konuşmaya başlamışsın. Onun içindir ki böyle yumuşak içtimai durumda üzerlerinize gelinirken doğru yoldan ayrılmamak lazım. Allah muhafaza buyursun efendim. Amin. Velhasıl idraki açık zihinleri tıkayanlar en büyük zalimlerdir. Ha bir de şartlar. Şartlar öyle bir gelir ki üzerinize. Adeta elinde sopayla öyle sert gelir. Bilal-i Habeşi Efendimiz zihnine musallat olan zincirleri kırdı ve iman etti. Buna kızan müşrikler onu doğru yoldan ayırmak için kızgın kuma gömdüler. Göğsüne de bir kaya dayadılar. Kaya Bilal'den daha büyüktü. Ama Bilal'in imanı hepsinden daha büyüktü. Yani sen Bilal olmaya talip olursan... kaya da un ufak olur önünde, dünyada. Yani hadiselerin rüzgarına kapılmadan kendi meselelerimizde derinleşmeliyiz. Öyle mi hocam? Lafı uzatıp sözü yormaya hiç hacet yok İbrahim Başkan. Önce Adem'e nizam, sonra aleme nizam. Bundan başkasına gerek yok vesselam. Teyzeciğim ellerine sağlık. Yine döktürmüşsün. Çok güzel olmuş emekler. Afiyet olsun güzel kızım benim. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun. Kızım şu senin yüzünde güller açıyor ya. Ben o kadar mutlu oluyorum ki bir bilsen. Bir de seni mutlu görebilsek. Ama neyim varmış benim? Ben gayet mutluyum. Yeter ki siz benim yanımda olun. Tabii. Kızlar, ben küçükken... annem bizi ayda bir kere mutlaka hamama götürürdü. O kadar eğlenirdik ki. Ya ben sizi hiç hamama götürmedim. Tamam. Yarın hep birlikte hamama gidiyoruz. Tamam mı? Aa, ne kadar güzel olur. Vallahi hep hamama gitmeyi çok istemişimdir. Çok bana uyar. Ben öyle 10 kişiyle beraber banyo yapamam. Siz gidin. Aman sen de hemen oyun bozanlık yap yani Tümay. Tamam. Tamam neyse. O zaman yarını kendimize ayırıyoruz ve alışverişe gidiyoruz, tamam mı? Çok iyi. Hatta bir öncekinden çok çok daha iyi bir fikir. Vallahi yarın ne var bilmiyorum ama... ikinizin de oyunculuğu çok kötü, onu biliyorum. Hadi afiyet olsun. Vallahi Müberra abla, bu iş ne kadar uzarsa o kadar kötü. Sen bir an evvel Hüsnü abiyle hallet şu işi. Zeynep de bana neler söyledi. İstemiyor. Ne yapacağımı şaşırdım ben de. Oho, o zaman bu iş çok kötü. Demek bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Neden haberimiz yok? Müberra abla. Zeynep Arif'i katiyen istemiyorum dediyse... o kızın gönlünde başka biri var demek ki. Senin de bundan haberin yok. Ne gönlü? Ne biri be hediye. Sen de kafamı bulandırma. Olsa haberim olur. Benden izinsiz nefes bile alamaz o kız. Sen böyle diyorsun ama... aha da şuraya yazıyorum. Bu kızın gönlünde başka biri var. Yakında kokusu ortaya çıkar. Hediye dediğinde dersin. Vallahi sen bu kızı çok boş bırakıyorsun söyleyeyim sana. Ay ne boş bırakması hediye. Sen kendin demedin mi çantasından ruj fotoroman çıktı diye? Haberim oldu işte. Çıktı ama yakaladım. Vallahi ben Şükran evde yokken haftada bir bakarım odasına ne var ne yok. Devir kötü. Kontrol etmek lazım. Doğru diyorsun. Ne diyeyim ki? Üstattan konferans sözümüzü de aldık Hüsnü abi. İsabet olmuş. Abi. Buyur Mustafa. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Evet abi. Söyle kardeşim. Kardeşin değil mi ben senin? Ben sana söyleyeceğim tabii. Sana söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim zaten?
Oğlum hayırdır, ne oldu? Abi ben... Arif, üstadla konuştunuz mu? Konuştum başkanım. Yarın geleceğim dedi. Arkadaşlara da haber vereceğim. Bu sefer de olmadı. Nerede kaldın? Niye acele ediyorsun canım? Gece bizim değil mi zaten? Ben eve gideriz diye düşünmüştüm. Değil Leyla. Bugün çektiğim bütün fotoğrafları istiyorum. Acelem var, çıkmam lazım. Tarık sen deli misin? Önce tüm Türkiye'yi sarsacak eylemden bir tek beni haberdar ediyorsun. Çekeyim diye. Şimdi de geri istiyorsun. Aynen öyle yapıyorum. Çünkü o bombayı senin gazeten değil, başkası patlatacak. Yapmazsam ne olur? Dene. Dene de gör. Neler yapabileceğime bizzat şahit ol. Ama olay yeri fotoğraflarını sen çekemezsin. Emin ol. Ah. Bu sana yaptığım son iyilik Tarık. Haberin olsun. Asla böyle kesin konuşmalar yapma Leyla. Senin gibi umut vaat eden bir gazeteci için hiç iyi değil. Kariyerine zarar verirsin. Tümay, niye huysuzluk yapıyorsun? Belli ki kadın bizimle vakit geçirmek istiyor. Işık, annem sıcağı hiç sevmez, hamama gidelim dedi, bu bir. Daha yeni alışveriş yaptı, ikimize de bir şeyler aldı, müsrifliği sevmez, bu iki. Ben de sizi tanıyorsam siz bir şeyler karıştırıyorsunuz, bu üç. Beceremedik. Yani. Ayrıca işgal sürerken direnişin en önemli günlerinde okula gitmeyip sizinle hamama geleceğimi düşünmeniz inanılmaz. Asıl sen söyle, neler karıştırıyorsunuz? Of, tamam. Baba nerede bugün? Yarın kesinlikle okula gitmeyecekmişiz. Büyük olay var sanırım. Sen de kabul ettin, annemle bir olup beni okula göndermeyecektin sen. Ne yapayım Tümay? Artık hiçbir şey düşünemiyorum. Ya sen söyle, ben ne yapayım? Dik dur. Enişten de olsa karşısına geç. Benim bir kişiliğim vardı. Dik dur Işık. Sanki çok kolaydı. Sen nereye kayboldun bu sabah? Arif'e dedemin saatini götürdüm. Tamir edecek. Ne? Az kalsın malum gazetenin sabah baskısına yetişmeyecekti fotoğraflar. Gecikti. Sırıtma boşuna. Ben alacağımı aldım. Leyla bir şey demedi mi? Kene gibi yapıştı. Kapris yapıyor, sinirleniyor, kıskanıyor. Hayır, tehlikeli olacak diye korkuyorum. Kaprisli ve kıskanç bir kadın tehlikelidir elbette. Aşkla işi karıştırmanın kötü yanı da bu. Bu oyundan vazgeçmelisin artık Tarık. Ben Leyla ile olan ilişkimde hiçbir zaman duygusal bir bağlılık kurmadım. Sadece iş icabı yakınlık kuruyorum, o kadar. Peki ya Tümay? Sen fazla cüretkar olmaya başladın. Korkmuyor musun? Kimden? Zafer'den mi? He. Seni de beni de parmağının tek hareketiyle ortadan kaldırabilecek bir adamdan bahsediyorum. Zafer Erbay'dan. Yani senin şoförü olduğun adamdan. Ben şoför değil, askerim. Benim sadakatim tek bir yeredir. Bizi 12 yaşında alıp yemin ettiren kimse onadır sadakatim. Bize bir kimlik veren kimse ona.
Peki ya Zafer? Zafer sadece bir memur. Günü geldiğinde yaş haddinden emekli olacak bir memur. Hepsi bu. Tehlikeli sularda yüzüyorsun. Dikkat et de boğulma. Oğlum, bizim ellerimiz ayaklarımız birbirine bağlı. Dua et de boğulmayayım. Ben dibe çökerken sen deniz banyosu yapacaksın sanma. Bak Tarık, en kuvvetli ortaklık suç ortaklığıdır. Biz suç ortağıyız. Bunu unutma. Biz ikimiz biriz, geri kalan herkes bir. Mustafa. Oğlum niye bekliyorsun ayakta? Gelsene içeri. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok abi. İyiyim hamdolsun. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. De. Senin diline mi inanayım yoksa haline mi? Sen dün akşam bana ne söyleyecektin? Mustafa. Biz seninle abi kardeşiz. Dava arkadaşıyız. Hani üstad da diyor ya, gönüldaşız. Tabii ki öyleyiz abi. E madem gönüldaşız, aynı gönlü paylaşanlar dertlerini de kederlerini de paylaşırlar kardeşim. Senin yüzünü böyle asık görmeye alışkın değilim ben. Bir derdin varsa söyle, dermanını birlikte bulalım. Gönül yarası dili susturur. Kalbi feryat ettirir derler. Seninki de böyle bir yara mı yoksa? Evet. Tam da öyle bir yara. Ne demiş Yunus baba? Aşk gelecek, cümle eksikler biter. Madem böyle bir şey var, sözünü tamamla kardeşim. Merak ederim yoksa. Kimmiş benim güzel kardeşimin gönlünü çalan kız? Abi bunu anlatabileceğim, hatta anlatmam gereken tek kişi sensin. Herhalde benim. Fakat konuşmak dağları omuzlamaktan daha zor. Neden oğlum? Söyle ne söyleyeceksin. Abi ben diyeceğimi diyeyim de,
Sen ondan sonra istersen kum torbası yap, yumrukla beni. Abi ben... Zeynep'i seviyorum. O da beni seviyor. Yani senin ve büyüklerimizin rızası olursa bir ömrü paylaşmak istiyoruz. Ver işte, inat etme. Anne bırakır mısın kolumu? Ya baban aradı, özellikle söyledi. Tümay bugün okula gitmesin dedi, yapma. Ben de sırf bu nedenle özellikle gitmek istiyorum zaten. Tümay. Tümay lütfen dur. Işık, sen yapma bari, durmayacağım biliyorsun. Tamam kızım, peki. Git. İstediğini de yap. Biz senin yerine hesap veririz. Ben de bunu söylüyorum zaten. Hesap falan vermeyeceğiz. Oturduğu yerden iplerimizi elinde tutamaz Zafer Bey. Teyzeciğim, sen merak etme. Ben Tümay'ın peşinden gidiyorum, tamam mı? Üzülme, ne olur. Tümay! Orayı yangın yerine çevireceksiniz. Gerekirse taş üstünde taş kalmayacak. Kesin sonuç almak zorundayız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz başkanım. Toplum polisinin amiriyle konuştum. Emir komuta sende Zahir. O elebaşlarından bir tanesini bile elinden kaçırmayacaksın. Yarın hepsini kelepçelenmiş bir şekilde gazete manşetlerinde görmek istiyorum. Tamam mı? Kelepçeli olmaları şart mı? Kelepçelenmiş, parçalanmış, ölmüş kalmış fark etmez. O 3-5 tane serseri değil üniversiteyi işgal etmek... bundan sonra kantin sırasında kavga etmeyi bile göze alamayacak hale gelecekler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkanım. Ben emir verdikten sonra bir saniye bile beklemeyeceksiniz. Şimdi çıkın. Eksiğiniz varsa tamamlayın. Ne dedi Arif abim? Bir daha anlat abi. 40 defa anlattım ya Zeynep. Olsun, bir daha anlat. Biz bunları duyabilmek için kaç zaman bekledik Mustafa? Vallahi ne yalan söyleyeyim, şöyle en başta kalkıp okkalı bir sille çekecek diye korkmadım değil. Sonra kalktı bana bir sarıldı. Dedi ki, ben senin davamıza olan aşkına nasıl kefilsem... Zeynep'e olan aşkına da öyle kefil olurum. Sen davamıza nasıl sadıksan, aşkına da öyle sadık kal. Davamız için ölümü nasıl göze alıyorsan... aşkın için ölmekten bir an bile çekinme. Sonra ne dedin? Sonra bu işin adını hemen koyalım. Hayırlı işlerde acele etmek lazım. Evdekilerle de o konuşacakmış. Ha bir de... Allah nasip eder de bir oğlumuz olursa... adını Yunus Emre koyun dedi. Zeynep, nereye kalktın bir anda? Dedin ya, abim bizimkilerle konuşacakmış. Benim hemen eve gitmem lazım. Benim huyu güzel, yüzü güzel Zeynep. Üniversiteye girmek için bütün ekipler onayınızı bekliyor komutanım. Hemen efendim. Peki efendim. Bütün ekiplerin dikkatine. Operasyon başlasın.
Gerekirse hepsini gebertin. Gerekirse kemiklerini kırın. Kollarını, bacaklarını kırın. Oluyorsun ha? Devrimci adam öyle hemen teslim olur mu lan? He, olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu lan? Devrimci teslim olur mu ha? Yürü! Bayrağı indirdik. İşgal resmen bitmiştir. İyi. Atın bir kenara gitsin. Şu Harkalı Kod adlı eskiyadan bir haber var mı? Teslim alınanlar arasında yok. İyi. Her yeri iyice arayın. Fare deliğine de girse bulun çıkarın getirin onu. Emredersiniz. Efendim, üniversite tamamen kontrolümüzde. Bir tek işgalci dahi kalmadı.
bir nevi zaferle neticelenen bir operasyon oldu. Tebrik ederim. Sanki koskoca Yunan ordusunu tarumar ettiniz. Bir tane elebaşı bile yakalayamadınız be. Hepsini halledeceğiz efendim. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Doktor! Doktor yok mu burada? Doktor yok. Sen de getirin. Sen de getirin. Tümay. Tümay. Tarık, bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Yapalım. Ne yapalım? Babasına haber verelim. Eniştem haber veremeyiz. Teyzeme haber verelim en azından. Eniştem duyarsa mahvoluruz. Işık, manyaklaşma. Duyarsa ne demek? Duymasa da görecek zaten adam. Hem bu surat bir iki saatte iyileşir mi zannediyorsun? Yani yine sen bilirsin de. Doğru. Gizlenecek gibi değil hali. Yani... Hem teyzene haber vereceksin, kadın gelecek, ah kızım, vah kızım diyecek. Başka da bir şey yapamayacak, üzülecek. Hem babası güçlü bir adam diyordunuz yani, gelsin. Ben ondan dolayı diyorum haber verin diye. Yoksa bütün fatura sana patlayacak. Doğru, ben o zaman hemen telefon edip geliyorum. Tamam. Gelişmeyle bildirmeye devam edeceğiz.
Yazık bu çocuklara ya. Efendi Hazretleri de söyledi. Kurban bunlar. Eminim sen de benim için aynı şeyi yapardın. Yapardın değil mi? Arif'im. İyi misin sen? Ben iyiyim de. Sadece bizim iyi olmamız yeter mi ki enişte? Gideyim. Niye? Ya şimdi böyle gergin, üzgün bir ortamda anneler babalar biraz ters olur. Ne oldu, nasıl oldu bir ton soru. Kaçayım ben. Haklısın. Çok teşekkürler her şey için. Rica ederim. Vallahi haklı çıktın Hediye. Görüyor musun şunları? Benim içime doğdu Müberri abla. Bir de zaman kötü. Her şeyi düşünmek lazım. Yani kusura bakma ama ben söylemesem senin de hiç aklına gelmemiş bugüne kadar kontrol etmek. Ay geldi. Geldi de Hüsnü Bey'den çekindim. O önem veriyor böyle şeylere. İyi de Müberri abla, testi kırılmadan alacaksın önlemini. Ne demiş atalarımız? Sen eşeğini sıkı bağla, çözemezsen otur ağla. Ne yapacağım şimdi ben Hediye? Ne yapacağım? Vallahi bu durumda ne yapılırsa onu. Kız çocuk büyütmek zor bu devirde. Sen direkt Hüsnü abinin önüne at mektupları. Ne yapacaksa o yapsın canım. Sen bugüne kadar üstüne düşeni yaptın da ne oldu? Senden kötüsü olmadı. Ben şahidim yani. Ağrı kesici ve sakinleştirici iğne yaptılar enişte. Uyuyor, merak etme. Doktoru bul getir Murat. Kim yaptı bunu? Nasıl oldu Işık, anlat. Üniversiteyi polis bastı enişte. Ortalık bir anda mahşer yerine döndü. Ne olduğunu anlamadık. Tümay'ı bulduğumda bu haldeydi. Ben size bugün okula gitmeyeceksiniz demedim mi Işık? Engel olmaya çalıştık enişte. Ama bizi dinlemiyor ki. Anlaşıldı. Sizi dinlemiyorsa sizinle de işi yok demektir. Nasıl yani? Bundan sonra Tümay benimle kalacak. Kim bilir şimdi nerede? Okla diye çıktı ama. Müberra teyze konuşmuyorduk hani tansiyon ölçülürken. Konuşursanız doğru çıkmaz ki. Kaça çıkmış? Çok yükselmiştir tabii. Yok abla, 12-7 çok normal işte. Canım bu kadar derde üzüntüye normal olur mu o tansiyon? Konuştu diye doğru çıkmamıştır. Sen bir daha ölç. Müberra abla sen de konuşma. Tamam. Esma'ya söyle, boş yere belleleye vermesin ortalığı. Ben sizi ararım. Tamam enişte. Devam et oğlum.
Tümay'ı mı? Nereye götürdüler? Okuldaki olaylarda yaralandı. Çok önemli bir şey yok dediler ama çok darbe aldı. Yüzü gözü yara bere içinde. Kimdi o adamlar? Nereye götürüyorlar? Babasıyla şoförü eve götürdüler. Hayırdır? Sen neden buradasın? Ben radyoda olayları duyunca kötü bir şey oldu sandım. Gelip bir bakmak istedim. Anladım. Merak etme. Ben sana haber veririm okulda gördüğüm zaman. Tamam? Görüşürüz. Harp yerine döndü yine bu ev. Al da oku Hüsnü Bey. O zaman anlarsın neler olduğunu. Bu boyun devresice saman altından sular yürütüyormuş. Elinde yediği belirsiz herifleriyle mektuplaşıyormuş. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Kim bilir daha neleri var neleri. Ne diyor kızım annen? Baba yemin ederim annemin dediği gibi değil. Hatta bugün konuştu Arif abiyle. Biz ciddi düşünüyoruz Mustafa'yla. Ne? Mustafa mı? Biz de evimize girip çıkıyor dedik. Terbiyeli oğlandır dedik. Hayvanın alıcısı dışında, insanın alıcısı içinde. Ben bilseydim onu bu kapıdan içeri bırakır mıydım? Lafını bil de konuş Müberra. Bu eve kim girer, kim girmez ona ben karar veririm. Mustafa da bu evin bir evladı sayılır. Anlamadan, dinlemeden öz kızına iftira atar gibi. Nasıl konuşuyorsun? Arif gelir konuşuruz. Gelsin işte. Gelsin, ona diyecek bir çift lafım var. Heh, geldi işte. Anlatsın bize. Gizlisi saklısı neyse anlatsın. Ne oluyor enişte? Bu oluyor Arif Bey, bu oluyor. Burnumuzun dibinde 40 tane oyun dönüyor. Ama sen bize saklıyorsun. Alacağın olsun Arif. Halan Mustafa ile Zeynep'e mektuplarını bulmuş. Seni duyan da kıyamet kopuyor sanacak halan. Sevdaya düşmek ne zamandan beri suç oldu? Kime güvenmiyorsun? Kendi kızına mı? Yoksa kardeşim dediğim Mustafa'ya mı? Ben bir tek sana güvendim Arif. Ama sen benim yüzümü yere baktırdın. Kızımın başında evin oğlu olsun, elin oğlu olmasın dedim. Ama sen istemedin. Bu olmaz olasıca da elin herifleriyle mektuplaşıyor. Allah'ım ben insanların yüzüne nasıl bakacağım? Yeter artık Müberra. Allah bize niye zulmediyorsun böyle? Asıl sen bana zulmediyorsun Arif. Yalan mı? Ben namusumuzu sana emanet ettim. Ben işte bu lafları daha fazla duyamam. Bu evde daha fazla kalamam. Arif evladım dur. Yaptığını beğendin mi? Ben ne yaptım ki? Şimdi suçlu ben mi oldum? Ben gerçekleri söyledim Hüsnü Bey. Ne yaptım ki? Ya kalp kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha beterdir. Al eline Musaf'ı, oku Maun suresini anlarsın. Benim yetim yavrumun kalbini kırdın. Daha ne yapacaksın? (Gülüyor)
kızım. Tümay buradaymış. Evet, burada. Merak etme. İyi, uyuyor. Annesi olarak görmek istiyorsun tabii. Evet, lütfen. Zafer'e sormadan alamam seni içeri. Bana kalsa bu kadar bekletmezdim seni kapıda. Hemen alırdım içeri ama Zafer'i biliyorsun. Bekler misin biraz? Zafer'i bilirsin. Abi. Gitme be. Abi. Abi benim yüzümden oldu hepsi. Benim suçum. Sen gitme ne olur. Zeynep sakın kendini suçlama. Böyle bir şey düşünme. Siz kötü bir şey yapmadınız. Abi ben de. Ben de. Saliha, senin evde durman lazım. Ablayı yalnız bırakma, tamam mı? Beni de kafaya takma. Olan şey iyi şeydir. Telaş etme. Hırpalanmış biraz, o kadar. Önemli bir şey yok. Zafer, kızımı görmek istiyorum. Tamam peki. Gir içeri. Arif. Arif evladım, Allah aşkına konuşalım. Hakkını helal et enişte. Üzdüm seni bu gece. Fakat böylesi herkes için daha hayırlı. Sen de hakkını helal et hala. Böyle olsun istemedim. Sen zorladın. Ama yine de canın sağ olsun. Hakkını helal et. Arif! Oğlum! Abi. Arif! 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 Arif oğlum dur! Dur Arif! Ne olur, ne olur gitme. Gel konuşalım yavrum. Bu saatte nereye gideceksin? Konuşacak bir şey yok hala. Sen bu mevzuyu açtığında gitmeliydim. Ama geç kaldım. Evdekiler sana emanet aslanım.
Arif abi. Arif ne oluyor? Abi ne iş? Nereye gitti şimdi bu deli? Bilmiyorum ki Ömer oğlum. Bizi böyle kol kanat kırık bıraktık. Kendi de yuvadan uçtuk gitti. Sen tasalanma Hüsnü abi. Nereye giderse gitsin. Biz buluruz onunla birbirimizi. Sen geç evde benden haber bekle. Abla, Şükran'la siz Mübere ablanın yanında kalın. Benim bu gece biraz işim uzayabilir. Halit. Tamam. Hadi, hadi kızlar. Baba. Bir süre benimle kalacak. Esma, çok açık ve anlaşılır bir cümle değil mi bu? Nesini anlamadın? Kızım bir süre benimle kalacak. Zafer yapma lütfen. Kızımı benden ayırma. Esma, bu konuşmanın ne yeri ne zamanı. Kapı önünde olmaz. Yarın ben seni ararım, konuşuruz. Hadi iyi geceler. Zafer! Zafer! Nasıl? Heyecanlı mısın? Bir aksilik çıkacak. Bütün emeğim boşa gidecek diye korkuyorum. Merak etme. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Sen halledersin. Plana sadık kalırsak kesin sonuç alırız. Güzel kitapmış. Heyecanlı bir şeye benziyor. Evet, heyecanlıdır. İşi bitirirsen sizinkiler içeride bol bol okur artık. Ya bitiremezsem? Sakin ol.
bomboş bir binaya gidip 3-5 tane kitap bırakacaksın. Hepsi bu. Hem iyi tarafından düşün. Olur da bu işi bitirirsen, MTTB'ciler enselenirse yalancı hoca rolü yapmaktan da kurtulursun. Hadi bakalım, vazife beklemez. Eminim sen de benim için aynı şeyi yapardın. Yapardın değil mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel bir çay içelim. Arif'i gördün mü hiç? Akşamüstü gördüm abi, bir daha görmedim sonra. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ya canı sıkılmış akşamleyin. Talebe birliğine falan gitme ihtimali var mı? Yani anahtarı var da talebe birliğinde görmedim hiç geceleri. Anahtarı var. Eyvallah. Ben bir bakayım ya. Ömer abi. Ya benim de anahtarım var. Ben de geleyim o zaman senle bir. İyi gel. Thank you.
Baksana. Ya boş ver abi, hadi gidelim ben önce, hadi. Özür de dilemiyorum. Spor salonuna bakalım abi. Hop! Dur lan dur, delirdin mi? Biziz. Abi hayırdır, kötü bir vaziyet mi var? İyi misin? Ben iyiyim. Ben de anlamadım ama bir şeyler dönüyor. Ne gibi bir şeyler? Mukavemet ederler mi dersiniz? Keşke. Sahir. Mukavemet eden olursa vurmaktan çekinmeyin. Geç bu tarafa, geç, geç, geç. Toplayın hepsini. Hepsini üstüne arayın. Geçsene kardeşim, acele etsene. Memur Bey, ne yapıyorsunuz? Düşman karargahı mı burası? Geri bas, geri bas. Alın bunları da, al, al, al. Al hepsini. Her yeri arayın iyice, arka taraflara da bakın. Memur Bey. Başkanım, polisler baskına gelmiş. Ne polisi ya? Her yeri didik didik arayın. Aranmadık köşe bucak kalmasın. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? İbrahim Başkan, hakkınızda ihbar var. Cemiyetler Kanunu'na aykırı olarak talebe birliğinde silah bulundurmuşsunuz. Biz de kanun namına arama yapıyoruz. Silah mı? Selman, bunlar niyeti hiç iyi değil. Avukat arkadaşlara haber ver, bir tedbirsizlik yapmayalım, tamam mı? Yoldalar başkanım, geliyorlar. Esas menbaa geldik. Hadi bakalım hayırlısı. İbrahim Başkan, isterseniz aramaya nezaret edebilirsiniz. Hanımefendi, kimseyi alamıyoruz. Kızım içeride. Girmem lazım, Timay içeride. Benim içeri girmem lazım. Efendim, Zafer Bey'in kesin talimatı var. Kim olursa olsun içeri alamayız. İyi de kızımın bana ihtiyacı var. Zafer! Zafer!
Zafer, aç kapıyı. Zafer, aç kapıyı. Zafer. Bırakın gelin. Evladım içeride. Benim içeri girmem lazım. Zafer. Zafer, aç şu kapıyı. Zafer. Nesteren. Nesteren, yardım et. Nesteren, beni içeri alın. Hanımefendi, yeter artık. Kızınız kendine gelince arar. Siz daha fazla sabrımızı zorlamayın. Tümay. Anne. Anne. Ne yapıyorsun? Nasıl aramam? Karışma. İnandığım kitap der ki, yıldızların yerlerine yemin olsun ki bu Kur'an'dır. Ve ona yalnızca temiz olanlar dokunabilir. Amirim. Bırak kolumu. Yıldızlar güllü olup tepeme yağsa, o kitabı oradan alıp yere fırlatmana izin vermem. Bakacaksanız benim elimde bakın. Gördünüz. Aradığınız her neyse burada değil. Bu çatının altında karanlığa yer yok. Hmm.
bakma. Hadi. Ellerim nasıl tuttu be? Biraz önde dur. Hepsi burada. Bin yıldan beri